koydu lan bunu buraya? Paranormal nedir? Yunanca'da öteki anlamına gelen para iki ve normal kelimesinin birleşmesinden oluşur. Paranormal, normal ötesi ve normal olduğunu varsaydığımız şeylerin dışında olan anlamlarına gelir. Normali kim normal kabul ediyor ki? Ya paranormal olan normalse? Yok artık dediğimiz şeyler hiç olmadı mı? Hani biz marjinaldik demedik mi kaç kere? E dedik. E karşında normal yok ki anlasın. Bir garip oldum ya ben. Abi paranormal yapacağız diye ölmeyelim ya burada biz. Bu terim ilk defa İngiliz psişik araştırmacı Walter Carrington tarafından kullanılmıştır. Bilimin açıklayamadığı olayları belirtebilmek için kullanılan bir terimdir. Bunu İsviçreli bilim adamları açıklasın. Olmadı ateistler açıklasın. O açıklasın, bu açıklasın. Baktın açıklayamıyorsun, hop yapıştır. Paranormal. Ay bana bir üşüme geldi ya. Siz de üşüyor musunuz? Buna inananlar kadar inanmayanlar da var tabii. Aldı yine sakalı, cücüğü aldı yine ağzında oynuyorsun. Ha ufka. James Rand adında bir araştırmacı, paranormal güçleri olduğunu söyleyen insanların halkı kandırdığını anlatmak için bir eğitim vakfı kurmuş. Rand'i herhangi bir paranormal gücü olduğunu kanıtlayan bir kişiye tam 1 milyon dolar ödül vereceğini söyledi. Peki bu zamana kadar kaç kişi kazandı biliyor musun? Tabii ki hiç kimse. O neydi ya? Abi gördüm inanmıyor musunuz? Neydi o? Gerçi o filmlerde önce şişman ve gözlükler ölüyordu değil mi? Ben sonuncuyum. Tüm bunlara rağmen paranormal olaylar dünyada her zaman para etmiştir. 15 bin dolar bütçeyle çekilen Paranormal Activity filmi tam 193 milyon dolar hasılat yaptı. Oğlum dedim size ya bir paranormal çekelim diye. Şşt Randy ne oldu? 2 milyon vereyim de bir sus be. Hayalet avcılarındaki lastik adam da düşününce çat diye çıkıp geliyordu. E benim kabusum ne? Yastık. Paranormal varlıklarla iletişim kurmanın bir yolu da elektronik voice fenomenon. Yani elektronik ses fenomeni. Kaydedilen sesin çeşitli hız aralıklarında dinlenmesi halinde cihaza gelen garip sesler duyulabiliyor. Böylece ölülerden mesaj alınabiliyormuş. Ne yapacağım? Mesajı alacağım da zırvanaya mı ulaşacağım? Ya aslında bu paranormalin bir sınırı yok. Ölülerle konuşma, cadılar, büyücüler, zihin okuma, astral seyahat, lanetli eşyalar, perili evler, Bermuda şeytan üçgeni. Bir de durmadan evrene mesaj atanlar. Ben de evrendeki o güce inanıyorum. Bunlar dışında her şeyin bir açıklaması mı var yani? Mesela metrobüse binebilmek için verilen mücadele. Sosyal medyada takılırken asosyal olmak. Evlenme programları. Kaç para maaşın var senin? O maaş benim benzin parama yetmez. Bunlar da paranormal değil mi? Ondan sonra çektim el frenini, indim aşağı. Bir baktım abi 10 kişiler. Allah versin bir ona bir buna yapıştır yapıştır. Kim? Ben mi? Ne korkacağım abi? Ben korkmam ki.